Bu şey yapması rüzgardan oluyor yani. Yapı olduğu için bunlar çok sağlıklı. Düşecek şeyler derken hani en azından ülkemizde yaygın olarak kullanılabilecek olan istiridye türlerine baktığımızda daha evvel bahsetmiştim işte istilacı tür, yerli türler diye bahsetmiştim. Bakın şu Östrodio edulis dediğimiz istiridye türü bizim yerli türümüz. Bu genelde İzmir Körfezi'nde de bulunan efendim İzmir bölgesinde değişik işte Kuşadası'ndan tutun efendim yukarıya kadar Alya bölgesi hatta daha yukarıya kadar uzanan bölgelerde bulunan bir türdür bu istilacı türü. Bizim yerli türümüz bu. Bunun haricinde istilacı tür dediğimiz artık gene aynı bölgelere İzmir bölgesine yerleşmiş olan ekolojik çevreye katkısı olan zararı olmayan bir tür daha var. Bu da Pink Data Radiata denilen istilacı türü. O da budur. Şu şekilde. Bunlardan hariç gene istilacı tür içerisinde yer alan daha çok Akdeniz denizi kıyılarındaki şeridimizde bulunan Spondylitus spinosa denilen bir tür vardır, istiridye türü. Bu daha kalın kabuklu ve dikenli bir görünümü vardır. Bu da aynı şekilde diğerlere gibi ülkemizde bulunan istiridye türlerinden biridir. Hayır. Hatta istiyorsan şöyle durayım. Arkaya çek. Olur, yakından güzel bir yerden çekelim. Ben şöyle bir yakışıklı. Şu güzel olan. Bizim müzemizde 400 tane balık türü bulunmakta. Bunun haricinde işte denizlerimizde var olan kabuklar da bulunmakta. Mesela bu bölgede istilacı balıklarımız yer almakta. Bunun haricinde bu tarafta gene denizlerimizde yaşayan kabuklu canlılardan da örneklerimiz bulunmakta. Daha çok Türkiye sularında ekolojik olarak bulunan hani köpek balıkları dahil kabuklular, salyangozlar, istakozlar da dahil birçok örneği biz burada bu şekilde hem dokunarak, görerek anlatarak eğitmek üzere bir müze planladık ve onu gerçekleştirdik. Siz de koyayım istiyorsan çanayı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, körfez kirliliğinde genelde tabi sanayi ve çevresel atıkların körfeze fazla miktara girmesiyle körfezde bir kirlilik söz konusu oluyor. Bunun da çarelerini işte körfeze giren su kaynaklarının ıslah edilmesi veya arıtma tesislerinden yeniden reorganize edilmesi veya kapasitenin arttırılması gibi projeler var. Yalnız bunlarla beraber aslında doğal bazı katkısı olabilecek çözümler de var. Bunlar içerisinde en önemlisi gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da birçok şehirlerde kullanılan istiridyelerin popülasyonun arttırılması. Şimdi bizim körfezimizde de bir istiridye üzerine bir proje başlatılarak istiridyelerin uygun olan bölgelere resiflendirilerek sayısının arttırılmasıyla gene bu canlıların doğal olarak denizde yaşayan bu canlıların körfezin temizlenmesi üzerine pozitif etkileri kesinlikle görülebilir. Normalde kabuklar yani eğer biz istiridye üzerinde duruyorsak bunlar beslenmek için azot ve fosforu kullanan
çift kabuklu canlılar. Bu azot ve fosforu kullandıkları için körfezin de bir kısım kirliliği zaten azot ve fosfordan gelir ve bunların fazla olması alg patlaması dediğimiz suda yaşayan mikro planktonların üremesi ve bunların oksijeni tüketmesi, arkasından da atık dediğimiz bunun o vücut organik atıklarını suya bırakmalarıyla, toksinlerini suya bırakmalarıyla suyun içerisinde zehirlenmelerin meydana gelmesine neden olan kimyasal maddelerdir. Üzerinde durduğumuz istiridyeler bu kimyasal atıklardan fosfor ve azotu kullanarak bir nebze fosfor azot miktarını azaltırlar. Aynı zamanda beslenmeleri için kullandıkları alglerle de algleri azaltarak temizliğe bir katkıda bulunacağı kesindir bunların. Bir istiridye günde 150 litre suyu filtre edebiliyor. Ayrıca yani buna ek olarak da bir saat içerisinde 1 litre suyu 3 kere filtre edebiliyor. Sonuçta bütün bu alglerin hepsini tüketerek yok ediyor. Kimyasal maddeleri de kullanıyor. Sonuçta suyun daha berrak, daha temiz olmasına katkıda bulunuyorlar. Bu bir doğal çözüm. Tabii bunun nereye konuşlandırılması gerektiği, kaç adet olması gerektiği üzerinde çalışılması gerekiyor. Yani bu istiridyelerin efendim işte 1000 tane, 2000 tane istiridyenin yerleştirilmesiyle oluşabilecek veyahut da 1-2 yılda gerçekleştirilebilecek bir sonuç değil bu. Yani sürekli olarak bunun üzerine çalışıp istiridye üretimini yapıp veyahut da istiridyelerin nakillerini yapıp belli bölgelere bunları o bölgelerde yerleştirerek suyun filtrasyonuna neden olarak temizlik yapabilmek önemli. Tabii bu körfezde tonlarca su var. Yani bu istiridyeler tonlarca suyu tamamen temizleyemez. Ama çünkü gerçek olan bir şey de var. Diğer konvansiyonel yöntemlerle beraber doğal filtrasyon yapan istiridyeler gibi canlıların da körfezde organize edilmesiyle gerçekten büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Körfezimiz biliyorsunuz kapalı bir körfez. Özellikle İzmir körfezi 3 bölgeye ayrılıyor. İşte iç körfez, orta körfez, dış körfez diye. İç körfezde su akıntılısı düşük. Her geçen gün kirlilik de artıyor bu bölgede. Buna bağlı olarak tabii iklim değişiklikleri söz konusu. Global ısınma dediğimiz bir ekolojik bir bozukluğa sebep olan bir iklim değişikliği söz konusu. Kirlilikle beraber global ısınma beraber hareket ettiği zaman gerçekten iç körfezde ciddi problemlere neden olabilir. Mesela bundan 1-2 yıl önce efendim işte alg patlamaları vardı. İşte deniz kızıla boyanıyordu. Özellikle ilkbahar yaz aylarında. Arkasından deniz marulu üremeye başladı. Şimdi de artık balıklar ölmeye başlıyor. Gelecek bunun ilerisi daha da kötü olacak gibi görünüyor. Yani buna mutlaka bir şekilde tedbir alınması gerekiyor. Bir organizasyon yapılması gerekiyor. Yani organizasyon yapılırsa belki körfez tamamen temizlenmez ama yani ilerlemesi yavaşlatılabilir veyahut da durdurulabilir. Yani bir çalışmanın devam etmesi, bir projelendirmenin yapılması lazım. Çünkü ileride bu artık hayvanlara değil de insanlara da sağlık açısından olumsuz yansıyacak gibi görünüyor. Şimdi kurum olarak aslında bu biyolojik arıtmayla ilgili yani istiridye veyahut da diğer biyocanlılarla ilgili katkılarımız zaten bu su ürünleri bilim dalının içerisinde yer alan bir konu. Hani efendim çevreyle ilgili konularda da hani özellikle deniz söz konusu olduğu zaman işte denizde yaşayan canlılar söz konusu olduğunda özellikle midye, istiridye gibi canlılar olduğunda bu dizilerin zaten çalışma alanlarımızı oluşturuyor balıkla beraber. Burada ciddi anlamda bir organizasyon veyahut da bizden bir talep olursa biz bu özellikle istiridye ile ilgili yapılacak olan planlama içerisinde yer alabiliriz. Danışmanlık yapabiliriz veyahut da yönlendirebiliriz konuyu. Önemli olan buna devletin kurumlarının veyahut da yerel yönetimlerin biz de kurmak istedikleri diyaloğa bağlı olarak beraber bir çalışma yapabiliriz. Ülkemizde değişik tür istiridyeler var. Bir kısmı bu istiridyelerin bizim istilacı tür olarak adlandırdığımız yani gemiler aracılığıyla Hint Okyanusu'ndan veya Pasifik Okyanusu'ndan ülkemiz kıyılarına gelip burada üremeye başlayan istiridye türleri. Ayrıca gene kıyılarımızda normalde işte Çanakkale Boğazı'ndan başlayarak ta İskenderun Körfezi'ne kadar uzanan kıyı şeridinde rutin olarak üreyen yerli istiridye türlerimiz de var. Bu proje içerisinde değerlendirebileceğimiz 3 tür bulunmakta. Bunlardan 2 tanesi istilacı dediğimiz tür ama zararsız olan, bir de yerli olan türümüz var.
Mesela istilacı olan türden bahsettiğimiz zaman istilacı türü içerisinde işimizi görebilecek nitelikte bunlardan bir tanesi bu Pink Data Radiata denen şu elimde görmüş olduğunuz istiridye türü. Bu bir istilacı türdür ama gene filtrasyon özelliği aynıdır. Yaşam şartları aynı şartlarda yaşar ve aynı işi yapar bizim çalışma açısından. Diğeri de mesela şu yerli olan türümüz de var. Şu yerli olan türümüz de budur. Bu yerli olan türümüz de Ostrea edulis denilen bir istiridye türüdür. Bundan da faydalanabilir. Bunun haricinde bir üçüncü bir istilacı türümüz daha var. O da bakın şurada genelde yer alan efendim şu Spondylus spinosa dediğimiz daha çok Akdeniz kıyılarında yaygın olan bir istiridye türüdür. Ama bunlar içerisinde Pink Tata ve Australius yani şu elimdeki iki istiridye türü İzmir bölgesinde bulunan türlerdir bunlar. Tabii bunların yaygınlaştırılması uygun yerlerde bunlardan resiflerin şekillendirilmesi gerekir çalışma yapabilmemiz için. Yere basıyorsa daha iyi. Korkmayın. Gelin daha iyi.